Self-Learning English Second Book 72 Second Lesson Kendi Kendine İngilizce Öğrenme İkinci Kitap 72. Ders Yazan ve Seslendiren İngilizce Öğretmeni Halil Köseler Must Bu dersimizde gelmeli, gitmeli, gelmesi gerekir, gitmesi gerekir gibi cümlelerin nasıl söylendiğini, nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Must must M U S T must malı meli takısı ya da gerekir anlamına gelen cümlelerde kullanılır. Örneklere dikkat edin lütfen. I must go. Ben gitmeliyim. Benim gitmem gerekir. Cümleyi her iki şekilde de Türkçeye çevirebiliriz. Hatta ben kelimesi vurgulanmaması gerekiyorsa gitmeliyim. Gitmem gerekir şeklinde de Türkçeye çevirebiliriz. Kolay anlaşılması için özneleri kullanarak Türkçeye çeviriyorum. You must go. You must go. Siz gitmelisiniz. Sizin gitmeniz gerekir. We must go. We must go. Biz gitmeliyiz. Bizim gitmemiz gerekir. They must go They must go Onlar gitmeli Onların gitmesi gerekir He must go He must go O gitmeli Onun gitmesi gerekir She must go She must go O gitmeli Onun gitmesi gerekir It must go. It must go. O gitmeli. Onun gitmesi gerekir. Suna must go. Suna must go. Suna gitmeli. Sunanın gitmesi gerekir. The students must go. The students must go. Öğrenciler gitmeli. Öğrencilerin gitmesi gerekir. Must kelimesi gereklilik, kesinlik, yasaklılık, tavsiye bildiren ifadeler için kullanılıyor. Örneğin, I must go cümlesini gitmeliyim, gitmem gerekir şeklinde Türkçeye çevireceğimiz gibi, cümlenin durumuna göre gitmek zorundayım şeklinde de Türkçeye çevirebiliriz. I must study English. I must study English. İngilizce çalışmam gerekir. İngilizce çalışmalıyım. You must work hard. You must work hard. Sizin çok çalışmanız gerekir. Ya da siz çok çalışmalısınız. We must get up early in the morning. We must get up early in the morning. Bizim sabahleyin erken kalkmamız gerekir. Ya da sabahleyin erken kalkmalıyız. Ya da sabahleyin erken kalkmak zorundayız. Cümleyi söyleyen konuşmacı neyi ifade etmek istiyorsa cümlenin durumuna ve konuşma ortamına göre Türkçe'ye o şekilde çevirmemiz gerekir. Bu farklılıklar sizi şaşırtmasın. He must answer the questions. Onun soruları cevaplaması gerekir. I must work at history I must work at history Ben tarihe çalışmalıyım Yani tarih dersine çalışmalıyım I must work at geography I must work at geography Ben coğrafyaya çalışmalıyım Geography Geography G E O G R A P H Y Geography Coğrafya I must congratulate you. I must congratulate you. Benim sizi tebrik etmem gerekir. I must congratulate you on your success. Benim sizi başarınızdan dolayı tebrik etmem gerekir. I must congratulate you on your success in the competition. I must congratulate you on your success in the competition. Benim sizi yarışmadaki başarınızdan dolayı tebrik etmem gerekir. We must continue search and rescue operations. We must continue search and rescue operations. Biz arama ve kurtarma çalışmalarına devam etmeliyiz. We must continue devam etmeliyiz search and rescue arama ve kurtarma operations çalışmalarına işlemlerine search search s e a r c h search arama rescue rescue r e s c u e rescue kurtarma operation operation o p e r a t i o n operation işlem, çalışma, operasyon. Teachers must provide the least restrictive educational environment for the students. Teachers must provide the least restrictive educational environment for the students. Öğretmenler öğrenciler için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı sağlamalıdırlar. The teachers must provide öğretmenler sağlamalıdır. The list en az restrictive sınırlandırılmış educational environment eğitim ortamı for the students öğrenciler için teachers must provide the least restrictive educational environment for the students öğretmenler öğrenciler için en az sınırlandırılmış eğitim ortamı sağlamalıdırlar you must have a balanced approach you must have a balanced approach sizin dengeli bir yaklaşıma sahip olmanız gerekir you must have sahip olmanız gerekir a balanced dengeli bir approach yaklaşıma. You must have a balanced approach. Sizin dengeli bir yaklaşıma sahip olmanız gerekir. Ahmet must learn English. Ahmet must learn English. Ahmet'in İngilizce öğrenmesi gerekir. You must be sensitive to the needs of the children. You must be sensitive to the needs of the children. Siz çocukların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalısınız. Ya da sizin çocukların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmanız gerekir. Eğer bir zorunluluk ifade etmek istiyorsak bu cümleyi şu şekilde de Türkçe'ye çevirebiliriz. Siz çocukların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak zorundasınız. You must be olmalısınız. Sensitive, duyarlı. To the needs ihtiyaçlarına of the children çocukların you must be sensitive to the needs of the children siz çocukların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalısınız sensitive sensitive s e n s i t i v e sensitive duyarlı need need N double E D need ihtiyaç. We must develop a suitable plan. We must develop a suitable plan. Biz uygun bir plan geliştirmeliyiz. We must develop biz geliştirmeliyiz. A suitable uygun bir plan plan. We must develop a suitable plan. Biz uygun bir plan geliştirmeliyiz. develop develop D E V E L O P develop gelişmek geliştirmek suitable suitable S U I T A B L E suitable uygun plan plan p l a n plan we must provide appropriate education for the children we must provide appropriate education for the children bizim çocuklara uygun eğitim sağlamamız gerekir we must provide sağlamamız gerekir appropriate uygun education eğitim for the children çocuklar için we must provide appropriate education for the children bizim çocuklar için uygun eğitim sağlamamız gerekir appropriate appropriate a w p r o p r i a T E appropriate uygun families must encourage their children families must encourage their children aileler çocuklarını cesaretlendirmelidir encourage encourage e n c o u r a g e encourage cesaretlendirmek teşvik etmek you must minimize those problems you must minimize those problems sizin o problemleri azaltmanız gerekir ya da en aza indirmeniz gerekir minimize minimize m i n i m i z e minimize azaltmak en aza indirmek he must accept help he must accept help onun yardımı kabul etmesi gerekir ya da o yardımı kabul etmeli you must spend more time on your own work you must spend more time on your own work siz kendi işinize daha çok zaman harcamalısınız. You must spend harcamalısınız more time daha çok zaman on your own sizin kendi work işinize. You must spend more time on your own work. Sizin kendi işinize daha çok zaman harcamanız gerekir. Arzu must change the baby's diaper. Arzu must change the baby's diaper. Arzu'nun bebeğin bezini değiştirmesi gerekiyor. That must be Mary. That must be Mary. O Mary olmalı. You must have a permit to enter the museum. You must have a permit to enter the museum. Sizin müzeye girmek için izin almanız gerekir. Permit. Permit. P E R M I T. Permit. İzin, müsaade. İzin almak, müsaade almak. Your watch isn't here. Your watch isn't here. Sizin saatiniz burada değil. It must be on the table. It must be on the table. Masanın üzerinde olmalı. Berrak is late. Berrak is late. Berrak geç kaldı. She must be on the way. She must be on the way. O yolda olmalı. Hikmet isn't in the office. Hikmet isn't in the office. Hikmet büroda değil. He must be at home. He must be at home. O evde olmalı. Ümit can't be out. Ümit can't be out. Ümit dışarıda olamaz. He must be here. He must be here. O burada olmalı. The keys can't be in the drawer. The keys can't be in the drawer. Anahtarlar çekmecede olamaz. They must be in my coat's pocket. They must be in my coat's pocket. Onlar benim paltomun cebinde olmalı. Şimdi must kelimesinin kullanılışını daha iyi kavramak için sizinle şöyle bir egzersiz yapalım. Benim vereceğim cümlenin öznelerini değiştirerek siz o cümleyi yeniden söyleyeceksiniz. Örneğin, I must go to the hospital. I must go to the hospital. Benim hastaneye gitmem gerekir ya da gerekiyor. You. You must go to the hospital. Başlayalım. I must go to the hospital. You. We. They. She. He. Suna. The teacher. The student. The student must go to the hospital. Öğrencinin hastaneye gitmesi gerekiyor. Bu cümlenin sonuna now kelimesini de ekleyebiliriz. The student must go to the hospital now. Öğrencinin şimdi hastaneye gitmesi gerekiyor. Şimdi benim vereceğim cümlenin başına I must getirerek o cümleyi yeniden söyleyeceksiniz. Get up early. I must get up early. Benim erken kalkmam gerekir. Study English. I must study English benim İngilizce çalışmam gerekir. Başlayalım. Get up early. Study English. Learn English. Be here at five o'clock. Be at home. Travel by train. Help my mother find a job I must find a job Benim bir iş bulmam gerekir. Şimdi de aynı şekilde vereceğim cümlelerin başına you must getirerek cümleyi siz yeniden söyleyeceksiniz. Have some tea. You must have some tea. Have a drink. You must have a drink. Başlayalım. Have some tea. Have a drink. Buy a present. Be at home at eight o'clock. Be happy. Be sensitive. Be ready. You must be ready. Sizin hazır olmanız gerekir. Ya da hazır olmalısınız. You must be ready now. Şu anda hazır olmalısınız. You must be ready at 5 o'clock. Saat 5'te hazır olmalısınız. Şimdi soru cümlelerine geçelim. Bu tür cümleleri soru şeklinde söylemek için must kelimesini özneden önce kullanıyoruz. Must I read? Must I read? Benim okumam gerekir mi? Must you take must you take sizin almanız gerekir mi must we accept must we accept bizim kabul etmemiz gerekir mi must they come must they come onların gelmesi gerekir mi must he answer must he answer onun cevaplaması gerekir mi must arzu get ready? Must arzu get ready? Arzunun hazır olması gerekir mi? Must you go now? Şimdi gitmeniz gerekir mi? Must they come early? Must they come early? Onların erken gelmesi gerekir mi? Must I read this book? Must I read this book? benim bu kitabı okumam gerekir mi? Must she walk to the school? Must she walk to the school? Onun okula yürümesi gerekiyor mu? Must I take this medicine? Must I take this medicine? Benim bu ilacı almam gerekir mi? Must I take this medicine three times a day benim bu ilacı günde üç defa almam mı gerekiyor? Cümleleri olumsuz yapmak için ise must kelimesinden sonra not kullanacağız. I must not ya da kısa şekliyle mustn't. I mustn't go. Gitmemem gerekir. Ya da gitmemeliyim. Mustn't. Mustn't. M U S T N apostrof T şeklinde yazılıyor. I mustn't go out. Ya da I must not go out. Ben dışarı çıkmamalıyım. I mustn't drink cold water. I mustn't drink cold water. Benim soğuk su içmemem gerekir. I must not drink cold water. I must not drink cold water. Benim soğuk su içmemem gerekir. Mustn't ya da must not şeklinde kullanabiliriz. Olumsuzluğu vurgulamak istersek must not, vurgulamak istemezsek mustn't şeklinde kullanacağız. They mustn't smoke. They mustn't smoke. Onlar sigara içmemelidir. He mustn't speak loudly. He mustn't speak loudly. Onun yüksek sesle konuşmaması gerekir. You must not park your car here. You must not park your car here. Arabanızı buraya Park etmemeniz gerekiyor. You mustn't park your car here. You mustn't park your car here. Arabanızı buraya park etmemeniz gerekiyor. You mustn't refuse her help. You mustn't refuse her help. Onun yardımını reddetmemeniz gerekir. Refuse refuse. R E F U S E refuse reddetmek. Olumsuz soru cümleleri yapmak için de mustn't kelimesini özneden önce kullanıyoruz. Mustn't they come at ten o'clock? Mustn't they come at ten o'clock? Onların saat onda gelmesi gerekmiyor mu? Mustn't you be at school now? Mustn't you be at school now? Sizin şu anda okulda olmanız gerekmiyor mu? Mustn't you be at home now? Mustn't you be at home now? Sizin şu anda evde olmanız gerekmiyor mu? Şimdi biraz da master fiillerin kullanılışı üzerinde duralım. I must try to find appropriate job. I must try to find appropriate job. Ben uygun bir iş bulmaya çalışmalıyım. I must try to explain my suggestions. I must try to explain my suggestions. Ben önerilerimi açıklamaya çalışmalıyım. You must prefer to work here. You must prefer to work here. Siz burada çalışmayı tercih etmelisiniz. They must try to achieve the main goals they must try to achieve the main goals onlar asıl amaçları gerçekleştirmeye çalışmalıdırlar i must offer him to prepare a report i must offer him to prepare a report ben ona bir rapor hazırlamasını teklif etmeliyim I must offer teklif etmeliyim him ona to prepare hazırlamasını a report bir rapor I must offer him to prepare a report Ben ona bir rapor hazırlamasını teklif etmeliyim You must try to be careful You must try to be careful siz dikkatli olmaya çalışmalısınız Hikmet must accept to make a comprehensive assessment Hikmet must accept to make a comprehensive assessment Hikmet kapsamlı bir değerlendirme yapmayı kabul etmelidir Hikmet must accept Hikmet kabul etmelidir to make yapmayı a comprehensive kapsamlı bir assessment, değerlendirme. Hikmet must accept to make a comprehensive assessment. Hikmet kapsamlı bir değerlendirme yapmayı kabul etmelidir. Comprehensive, comprehensive, c o m p r e h e n s i v e, comprehensive, kapsamlı. Assessment, assessment, a double -S, s, e double -S, -S, s, m e n t, assessment, değerlendirme. Arzu must try to gather assessment results. Arzu must try to gather assessment results. Arzu değerlendirme sonuçlarını toplamaya çalışmalıdır. I mustn't forget to telephone. I mustn't forget to telephone. Ben telefon etmeyi unutmamalıyım. You mustn't forget to contact him. You mustn't forget to contact him. Siz onunla temas kurmayı unutmamalısınız. You mustn't forget unutmamalısınız to contact him onunla temas kurmayı you mustn't forget to contact him onunla temas kurmayı unutmamalısınız mastar fiillerin kullanılışını daha iyi kavramanız için şimdi sizinle şöyle bir egzersiz yapalım benim vereceğim kelimelerin başına i must try getireceksiniz i must try çalışmalıyım to finish my project I must try to finish my project. Projemi bitirmeye çalışmalıyım. To find a job. I must try to find a job. Bir iş bulmaya çalışmalıyım. Başlayalım. To finish my project. To find a job. To learn English. To get up early in the morning. to be at home at five o'clock. To catch the train. I must try to catch the train. Treni yakalamaya çalışmalıyım. Must kelimesiyle soru cevap çalışması yapacağız. What must you do after lunch? What must you do after lunch? Öğle yemeğinden sonra ne yapmanız gerekiyor? I must prepare My speech. I must prepare my speech. Konuşmamı hazırlamam gerekiyor. Must you participate in the meeting? Must you participate in the meeting? Toplantıya katılmanız gerekiyor mu? Eğer kısa cevap vermek istersek, Yes, I must. Evet, gerekiyor. Yes, I must participate in the meeting. Evet, toplantıya katılmam gerekiyor. Where must I apply for a job? Where must I apply for a job? İş için nereye başvurmam gerekir? Ya da iş için nereye başvurmalıyım? Where must I apply? Nereye başvurmalıyım? for a job iş için Where must I apply for a job iş için nereye başvurmalıyım You must apply to the employment agency You must apply to the employment agency Sizin iş bulma kurumuna başvurmanız gerekir You must apply Başvurmanız gerekir to the Employment Agency, iş bulma kurumuna. Who must come early? Who must come early? Kimin erken gelmesi gerekir? Canan must come early. Canan must come early. Canan'ın erken gelmesi gerekir. Where must you go now? Where must you go now? Sizin şimdi nereye gitmeniz gerekiyor? I must go to work. I must go to work. Benim işe gitmem gerekiyor. What must you do now? What must you do now? Şimdi ne yapmanız gerekiyor? I must prepare for the meeting i must prepare for the meeting toplantıya hazırlanmam gerekiyor must we postpone this meeting must we postpone this meeting bu toplantıyı ertelememiz gerekir mi no we mustn't hayır gerekmez uzun cümleyle cevap vermek gerekirse no we mustn't postpone this meeting. No, we mustn't postpone this meeting. Hayır, bu toplantıyı ertelememiz gerekmez. Ya da bu toplantıyı ertelememeliyiz. Dersimiz burada sona eriyor. Gelecek ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you next lesson. Bye.